Şimdi bu güç kaynağı neden arıza yaptı? 1. Bu devre üzerinde kullanılan parçaların birçoğu ikinci sınıf malzeme. Diğer üçüncü husus ise merhaba arkadaşlar. Elimizde yine arızalı bir güç kaynağı var. Güç kaynağının devre yapısına baktığımızda kaliteli görünüyor. Yalnız kullanılan parçalar o kadar kaliteli değil. Şimdi bu güç kaynağında ne varmış? Arızası neymiş? Buna bir bakalım. Power supply'imize, güç kaynağımıza enerjiyi verdik. Şimdi bakalım ne oluyor? Yeşil ve siyah kabloyu köprülüyorum. Çalışmaya çalışıyor ancak güç kaynağı başlamıyor. Yani çalışmıyor, arızalı. Şimdi bunun arızasını hemen göstereyim size. Bu tür arızalı güç kaynağı elime çok geçtiği için artık bu bende bir tecrübe oldu. Önce fişi çekelim, elektriğin boşalmasını sağlayalım. Eğer bunu yapmazsanız çarpılırsınız. Dikkat edin arkadaşlar. Buna benzer elektronik yüksek voltajı olan işlere giriştiğinizde dikkat etmelisiniz. Uyarıyorum. Şu anda emniyetle tamir işi yapabiliriz. Bakın, şurada gördüğünüz 50 volt 100 mikrofaradlık küçük bir kondansatör. Bu güç kaynağının arıza yapmasına tek sebep veren parça bu. İlk başta ne demiştim? Bu güç kaynağı kaliteli ancak üzerinde kullanılan parçalar biraz düşük. Bu da şişmiş. Ben bu güç kaynağını açtığımda hemen arızayı tespit ettim. Arızanın buradan olduğunu tahmin ediyorum. Bunu değiştirelim. Parçayı değiştirdik. Bu ömrünü tamamlamış bir kondansatör. Aynı muadilini daha kaliteli olan Japon kondansatör taktım. Şimdi bu güç kaynağını aldığımda, yani elime geçtiğinde bu şekildeydi. Fanı yok, hiçbir şey yok. Böyle boş. Böyle bir boş kasaydı. Yani arızalı diye, hurda diye terk edilmiş, bırakılmış böyle bir güç kaynağıydı. Şimdi buna bir fan ayarlayacağım. Eski orijinal haline getireceğim. Temizliğini yapacağım, bakımını yapacağım. Ek olarak burada iki tane kondansatör var. 12 volt katına ait. Bunları daha kaliteli ve daha güçlü kondansatörler ile değiştireceğim. Şimdi bu güç kaynağı neden arıza yaptı? Bizim asıl sormamız gereken soru bu. 1. Bu devre üzerinde kullanılan parçaların birçoğu ikinci sınıf malzeme. Bundan dolayı. 2. Güç kaynağına gelen enerji girişi yüksek voltaj ya da aşırı akım vermiş olabilir. Bundan dolayı kondansatör gelen yüksek akıma mukavemet gösterememiş olabilir. Diğer üçüncü husus ise güç kaynağının temizliğinin yapılmaması. Kullandığınız power supply ya da güç kaynaklarının her sene mutlaka temizliğini yapın. Eğer korkuyorsanız bu işi bilen birine yaptırın. Eğer temizliğini yapmayıp bakımını yapmazsanız bunun ömrü 10 sene 15 sene ise eğer bir senede işini bitirirsiniz. Yani İkinci seneye varmaz. Bir yerden patlama yapar. Şimdi bu atıl durumda olan güç kaynağının hem fanını takacağız hem diğer değişmesi gereken bazı parçaları değiştirip en son çalışır hale ve kullanıcının kullanabileceği hale getireceğiz.
Evet arkadaşlar, bunun işi tamam. Şimdi bir test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Daha sonra bir de standart test yapacağız. Yani sadece burada çalışmasıyla bu iş olmaz. Bir de normal sistem üzerinde test yapacağız. İnşallah sorunsuz çalışacak. Bağlayalım. Haydi bismillah. Açtık. Start veriyorum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şu küçücük kondansatör bu güç kaynağının çalışmasına engel teşkil ediyor. Yani bunu kalitesiz kullanırsanız 10 sene ömrü olan elektronik cihaz işte 1 sene 2 sene sonra böyle arıza yapar. Şimdi sistem üzerinde test işlemlerine geçeceğiz. Arkadaşlar bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, destek vermeyi de unutmayın. Hemen geçelim test işlemine. Power supply'imizi, güç kaynağımızı bağladık. Sistem hazır. Her zaman olduğu gibi güç kaynağı test işlemini doğal ortamında yapacağım. Yani oyun testi, benchmark testi yapacağız. Bakalım bize ne cevap verecek. 1K çözünürlüğüne aldım. Güç kaynağımız test işlemini başarıyla geçti. Bu güç kaynağını da kurtarmış olduk. Tekrardan kullanılabilir hale getirdik. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer destek verirseniz ben bu tür içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.